semayı süsleyen ay yıldız gibi, güneş gibi parlamayan gemi. Dağlar ellerle kilimler dokuyor, yurda ilmek ilmek ölmeye geldik. Lokman hekim gibi yaralar sarmaya, tüm dertlere derman bulmaya geldik. Yokluk altında nerede mazlum varsa, ana yüreğiyle sarmaya geldik. Evet, son zamanlarda sosyal medyada, basında izlemişsinizdir. Dünyadaki bütün ülkeler güzel Türkçemizin bir kelimesini öğrenmişler. Hangi kelimeydi o? Alamadım, tamam. Evet, tamamı öğrendiler. Bütün ülkelere tamamı öğrettik. Bir de biz buradan tamam yapalım mı? Vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven Kırıkkaleliler, tamam mı? Ülkenin kaderini tek bir adamın iki dudağının arasına hapsetmeye kalkanlara hayır diyen cesur insanlar, tamam mı? Herkesi seven, kucaklayan bir devlet anlayışını bekleyenler, tamam mı? Aldatmayan ve aldatılmayan iradeyi arayanlar, tamam mı? Gülen yüzleri özleyenler, çocuklarını daha iyi bir ülkede büyütmek isteyenler, çocuklarına daha iyi bir Türkiye'yi miras bırakmak isteyen analar, babalar, tamam mı? Cumhuriyetin kazanımına sahip çıkan Kırıkkaleliler, tamam mı? Mustafa Kemal'in iyi ve cesur gençliği, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ankara'ya çok çok yakın duyulmuştur, tamam. Gidiyor Akşener, gidiyor Akşener, gidiyor Akşener yüreğiyle, Akşener gidiyor. Gidiyor Akşener, gidiyor Akşener, Türkiye'yi kurtarmaya Akşener gidiyor. We'll be right back.
İyi ve cesur Kırıkkaleliler, Sayın Genel Başkanımız, müstakbel Cumhurbaşkanımız Meral Akşener şu anda Kırıkkale'ye girmiş bulunuyor. Kendisi otobüs ile halkını selamlayarak geliyor, bilginize sunuyorum. Lütfen meydanımızın dışında bulunanlar çok kısa süre sonra burada olacak Sayın Genel Başkanımız. Evet, hatırlıyor musunuz, bir tabelaları sökmüşlerdi. Tabelaları değil de sanki yüreklerimizi sökmüşlerdi o gün. Ne yazıyordu üzerinde? Türkiye Cumhuriyeti. Tabelaları sökebilirler, söktüler de. Peki bu milletin gönlünden, dilinden sökebilirler mi? Sökemezler. O halde hep beraber bir ne mutlu Türk'üm diyene. Ağzınıza sağlık. Şu bayrakları bir görebilir miyim? Uğruna hiçbirimizin gözünü kırpmadan canını vereceği Mehmetçiğin al kanından rengini almış bayraklarımızı bir göreyim. Bir göreyim. Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da bize de yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi dağlı karlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen, söyle nereye dikilmek istiyorsan seni oraya dikeyim. Bayrakları bir görelim, bayrakları. Harikasın Kırıkkale. Gelin alayı gibi. Yaralar sarmaya, kim dertlere derman olmaz.
dünyaya yeniyor. Yokluk ne altında, ne de mazlum varsa, ana yüreğiyle sarmaya yeniyor. Sevdamızla düştük yollara, düştük yollara. Kadın erkek yaşlı gençle girdik kol kola, girdik kol kola. Barış huzur adalet için verdik el ele, verdik el ele. Semayı süsleyen ay yıldız gibi, güneş gibi parlamaya geldi. Kralı ellerle kilimler dokuyor, yurdu ilmek ilmek ölmeye geldik. Lokman hekim gibi yaralar sarmaya, ümmetlere derman bulmaya geldik. Yok kubbe altında, nerede mazlum varsa, ana yüreğiyle sarmaya geldi. Beyler burayı bir boşaltalım lütfen. Evet, onu bekliyoruz. Başı her dara düştüğünde, tuzaklara çekildiğinde, ummadığın bir yerden, ummadığın zamanda çıkıp gelen kahramanları vardır bu aziz milletin. Onu bekliyoruz. Bekası tehlikeye düştüğünde, tuzaklara çekildiğinde, şahsi menfaatleri uğruna ülkeyi ateşe atanlar belirdiğinde, kaşları hilal gibi çatık neferleri vardır bu milletin. Onu bekliyoruz. Korktuğu, sindiği, teslim olduğu sanılan günlerde cesaretle yola çıkan cesur yürekleri vardır bu milletin. İşte o hilali, o cesur yüreği, İyi Parti Genel Başkanı, müstakbel Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz bugün. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, şu anda
halkını otobüsten selamlayarak miting alanımıza doğru geliyor Kırıkkaleliler. Hep beraber onu Cumhurbaşkanı Meral Akşener diye karşılayacağız ve bayraklarımızı da sallayacağız. Zaten gelin alayı gibi bu sıcakta buraya gelen tüm iyi ve cesur İYİ Partililere teşekkür ediyoruz. Haklarınızı helal edin. Evet dostlar, sizleri de alalım bu tarafa doğru. Karşı kaldırımdaki iyi ve cesur insanlar, miting alanımıza doğru alalım sizleri. Teşekkür ediyoruz. Güneş ufku yardığında ampuller patlayacak. Hareketin hedefi bir, Türkiye iyi olacak. Diriliyor demokrasi. Her şey güzel olacak. İYİ Parti kucak açtı, kararsızlık son bulacak. Rütbe, makam ne ki bize? Onların hepsini attık geriye. Liderimiz Akşener ile hedefimiz büyük Türkiye. Gölgesinde al bayrağın, var mıdır dünyada işi? Karanlığı aydınlatacak İYİ Parti'nin güneşi. Şu hanımefendilerin ellerinde kınalar vardı. Bir görebilir miyim şu kınaları? Harika. Eline yaktı ay yıldızlı kına. Ahlat'tan çıktı kutlu yola. Edirne'den Ardahan'a engelleri aşa aşa, yıka yıka Meral Akşener geliyor. Meral Akşener esiyor. Allah Meral Akşener'i korusun.
gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Evladı Fatihan derler, adım Eren. Yalan oldu, talan oldu, canım ülkem harap oldu. Umudunu kesme sakın, bak iyiler var. Yalan oldu, talan oldu, canım ülkem harap oldu. Umudunu kesme sakın, bak iyiler var. Evet, Sayın Genel Başkanımız halkını selamlayarak otobüsle geliyor. Görüyor musunuz Kırıkkale? Sayın Genel Başkanımız Kırıkkale'ye teşrif ediyorlar. Evet. Sayın Genel Başkanımız gelmek üzereler. Sayın Genel Başkanımız miting alanına teşrif etti Kırıkkale'liler. Hazır mısın Kırıkkale? Hazır mısın Kırıkkale? Hazır mısın Kırıkkale? İyi ve cesur insanlar, iyi ve cesur Kırıkkaleliler, sizleri İstiklal Marşımızı iyi ve cesurlara yakışır şekilde hep beraber söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Hazır mısın Kırıkkale? Hazır mısın Kırıkkale? Hazır mısın Kırıkkale? Kararlı lider, korkusuz lider Meral Akşener geliyor. Bunalmış, bıkmış, utanmış milletine nefes aldırmaya geliyor. Türkiye'de yeni düzen kuracağım deyip kendi düzenlerini kuranlara meydan okuyan cesur lider geliyor. Kendini her şeyin üstünde görenlere, dur orada, haddini bil. Senden büyük millet var, senden büyük Allah var diyen lider geliyor. 81 ilde 81 milyon için ya hepimiz ya hepimiz diyen milletin adayı Meral Akşener geliyor. Anamız gibi bizi düşünen, evladımız gibi bizi baş üstünde tutan, bizimle ağlayan, bizimle gülen, evimizden, içimizden biri olan Meral Akşener geliyor. Hazır mısın Kırıkkale? Hazır mısın Kırıkkale? Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Kırıkkale sizi saygıyla selamlıyor. Kırıkkale sizi bağrına basıyor. Eline yaktı yıldızı kına, Ahlat'tan çıktı kutlu yola. Edirne'den Avrahan'a engelleri aşa aşa, yıka yıka Meral Akşener geliyor. Meral Akşener esiyor. Hazır mısın Kırıkkale? Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Kırıkkale sizi saygıyla selamlıyor. Kırıkkale sizi bağrına basıyor.
Allah'ın izniyle inşallah Cumhurbaşkanı Meral Akşener olacak. Siz karar vermişsiniz bir kere. Çok değerli Kırıkkaleli değerli kardeşlerim. Bariyerin içinde bulunan, bariyerin dışından bizi izleyen her bir kardeşimi, kadınlar başta olmak üzere, gençler ve beyefendileri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Evet, kınalarımızı yaktık, yola çıktık. Sonra bir tülbent devrimi yaptık ve bugün Kırıkkale'deyiz. Önce bu tülbentin ne olduğunu anlayamadılar. Alay etmeye çalıştılar. Neymiş? Çılgın projeymiş. Koca koca projeler varken kadınların tülbentlerini alıyormuş. Bu da ne iş? Dendi. Bilemediler ki bu tülbent Anadolu coğrafyasının her bir köşesinde hem barışın, hem kardeşliğin, hem huzurun, hem de kadının hayallerini, umutlarını, gelecekle ilgili isteklerini onu temsil eder. Öyle bir semboldür ki tülbent sandıktan çıkarsa her şey durur. Tülbent çeyiz sandığından çıkarsa kadın artık yeter, bu böyle gitmez demektedir. Ve önce binlerle başladık. Sonra 10 binler olduk. Şimdi 100 binlerdeyiz. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde Çankaya'da onun her tarafından bize verilen bu tülbentlerle bir tülbent müzesi açacağım. Her ne kadar damat bey bununla dalga geçmişse de biz kadınlar buna kararlıyız. Çünkü Anadolu'nun yurt edilmesinde tülbent vardır. Savaşların bitirilmesinde tülbent vardır. Tülbent bazen askere giden yâre hatırlanmak için verilir. Bazen askere gönderilen oğlun kınasını sarmak için kullanılır. Bazen tülbent çalışırken akan alın terini silmek için kullanılır. Ve tülbent kadınların bu böyle gitmez çığlığı ve çağrısıdır. Bu tülbentleri bana teslim eden her kardeşime teşekkür ediyorum. Her kardeşimi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Mesajınızı aldım. Onun için tülbentleri öpmek ve başıma koymak bu nedenledir. Allah'ın izniyle o tülbent müzesini elbette açacağız. Evet, 24 Haziran'da bir seçime gidiliyor. Hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimi bu. Bu seçimi iktidar partisi elini tutan çok şeylerin olduğunu iddia ederek ani baskın, süper baskın seçim olarak gündeme geçirdi. Getirdi, biz de eyvallah dedik fakat sonra pişman oldular. Bu seçimin erkene alınmasından pişman oldular. Çünkü milletimiz şu soruyu sormaya başladı. 16 yılda yapamadığın, elini tutan ne vardı ki şimdi bu seçimde neyi yapacaksın, nasıl yapacaksın? Bunun cevabı yok. Bu cevabı veremedikleri için asabileştiler. Bu cevabı veremedikleri için bizlerin yolunu ve önünü kesmeye çalışıyorlar. Olağanüstü halde bir seçime gidiyoruz. Buna da eyvallah dedik. Evet, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar. Kırıkkale, genç işsizlerin
emeklilerin şehri. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı. 70 milyar dolar özelleştirme yapıldı, satıldı fabrikalar. 453 milyar dolar borç alındı. Nereden baksanız 2,5 trilyon dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Kırıkkaleli, cebine buradan para girdi mi? Oğlun iş buldu mu? Çocuğun iş buldu mu? Yeni fabrikalar açıldı mı? Yani borçla yaşayan ekonomik kalkınmayı yandaş müteahhitleri zengin ederek bir inşaat felsefesiyle, inşaat sektörüyle kalkınmayı sağlama kalkışan bir yanlış, çarpık anlayışın sonunda hepimizin cebinden çıkacak olan 453 milyar dolarlık borçla karşı karşıyayız. Deniz bittiği için seçime gidiliyor. Temel soru şu: üretmeyen bir ekonomi, sanayisizleşen bir Türkiye, habire fabrikaların satılıp üzerine yerlerine AVM'lerin ve konutların yapıldığı bir Türkiye. İş ambulans mı? Evet, ambulans rica edelim. Tamam, geliyor. Ve çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bilmez miyim? Çok teşekkür ederim. Evet. Sadece inşaat sektörüyle kalkınma hamlesi yapmaya kalkışan bir Türkiye. Her şehrin büyük devasa binalarla doldurulduğu, büyük adalet saraylarının açıldığı ama içinde adaletin olmadığı bir ekonomik düzen. Çiftçi perişan. Kaç çeşit emekli olduğunu biliyor musunuz? 300 lira emekli maaşı alan var. 1200 lira emekli maaşı alan var. 1100 lira emekli maaşı alan var. Ve emeklilerin çoluk çocuğu işsiz olduğu için bu kadar küçük parayı da evlatlarıyla paylaşmak zorunda kalan emeklilerimiz var. Ve buna karşılık çiftçi tarlasına küs, aynı anda hem inek hem saman ithal eden bir Türkiye. Aynı anda buğday ithal eden, et ithal eden, mısır ithal eden, soğan, sarımsak ithal eden, kendine yeten bir Türkiye'den, bütün her şeyi dışarıdan ithal eden bir Türkiye. Bölgeler arası, şehirler arası kalkınmışlığın hızla açıldığı bir Türkiye. Aynı ailede anneler, babalar, çocuklar, kardeşler birbirinden şüphe eden bir Türkiye. Seküler, dindar, Atatürk, Tayyip Erdoğan, Osmanlı, Cumhuriyet, demokrasi, demokrasi, dindarlık diye Türkiye'yi ayıran, ayrıştıran bir dil. Eğer ekonominin düzelmesini istiyorsak, kurumların özgür, bağımsız görevlerini yapmalarını sağlamak zorundayız. Eğer ekonominin düzelmesini istiyorsak, Merkez Bankası'nın sadece para politikalarını siyasetçi vesayetinden kurtararak görevini yerine getirmesini sağlamak zorundayız. Çiftçimizi tarlasıyla barıştırmak zorundayız. Ve biz şu iddiayla geliyoruz: önce demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü kaim kılacağız. İnsanların korkutulmasının önüne geçeceğiz. Adaleti sağlayacağız. İnsanların rahat nefes almasını sağlayacağız. Ve
ve akabinde 5 yıl içinde Türkiye'nin gıda ithal eden, tarım ürünleri ithal eden bir ülkeden tarım ürünleri kendine yeten ve bunu ihraç eden bir ülke haline gelmesini sağlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakın hanımefendi bir şey atmış. Pankart diyor ki Kırıkkale neresidir diye sormuşlar. İyilere sorun demişler. Genç işsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir memlekette ne kalkınma olur ne ülkenin huzur bulması mümkün olur. Diyoruz ki gençlerimize ya iş bulacağız ya onlara iş sağlayacağız, istihdam sağlayacağız ve o işi buluncaya kadar da her gencimize 500 lira aylık vatandaşlık maaşı vereceğiz. Onlar da diyor ki nereden bulacağım? Ben de diyorum ki lüks araçlardan, onlara ödenen kiralardan, bakanların, bakan yardımcılarının, çoluğunun, çocuğunun, karısının, kızının, damadının bindiği o araçlardan hepsini indireceğim. Karşımda polislerimiz görev yapıyor. Ben eski İçişleri Bakanıyım. Onların hangi şartlarda çalıştığını bilirim. 3600 ek göstergelerini 5 aydır söylüyorum. Allah onu sağlamayı bana nasip edecek inşallah. Kredi kartı borçları var. Kredi kartı borçlarının bakıyorsunuz 4,5 milyon insan takip altında. Zaten bankalar altında her gün bir avukat komşusuna bu mahcubiyeti gidermek bizim görevimizdir. Bu kredi kartı borçlarının içinde kumar parası yok. Bu borçların içinde çocuk otkutmak var. İşsiz kaldığı için ailesinin gıda parası var. Ödeyemediği kirası var. Ve bunları bir defaya mahsus olarak sileceğiz ve vatandaşımıza rahat bir nefes aldıracağız. Ve bütün bunları yaparken en önemli mücadelemiz israf, yolsuzluk ve rüşvetle olacak. Türkiye bir israf cenneti. İtibarı saltanat fikriyle, itibarı saltanatla ölçenler, itibarın kalple, yürekle, gönülle ilgili olduğunu unutanlara, kibir abidesi olanlara İsrafın ortadan nasıl kaldırıldığını Allah'ın izniyle göstereceğiz. Yolsuzluk ve rüşvet. Kızım kaç lira var cebinde? 10 lira var cebinde. Her gittiğim yerde soruyorum. Bir genç kızın cebinde bir tane 5 lira çıkaran var. Vatandaşın cebinde 5 lira, 10 lira, 2 lira oluyorsa eğer, gencin cebinde para olmuyorsa eğer,
bu ülkede her şey bozuk demektir. Düzen bozuk demektir. Sayın Erdoğan çıkmış diyor ki, soruyor, sana ne milletin cebindeki paradan, kendi cebindeki paraya bak. Hadi oradan be. Bir siyasetçinin, devlet adamının görevi vatandaşının ne yiyip ne içtiğini, cebinde ne kadar para olduğunu bilmek ve onu arttırmaktır. Kendi cebine bakmak değil. Bir yüzükle yola çıkanların gemicik filoları varsa ve bu vatan çocuklarının cebinde 5 lira çıkıyorsa bu düzen değişmelidir. Çiftçi, çiftçiye diyorlar ki, niye tarlaya küstürdünüz? Çiftçiyi niye tarlasına küstürdünüz sorusunun cevabı şu: pahalıya ürün üretiyor. Amerikan çiftçisi eğer 93 sente mazot kullanıyorsa, senin çiftçin 6 liraya eğer mazot kullanıyorsa, elbette ki pahalıya ve rekabet edemeyen şartlarda ürün üretir. Çiftçinin mazotunu, çiftçinin elektriğini hale yola koyduğunuz zaman görün bu ülkenin çiftçisi ne yapıyor? Görün bu ülkenin çiftçisi nasıl üretiyor? Tarlaları bomboş bıraktınız. Ve eğitim, iyi okul, kötü okul, devlet okulu, özel okul, zengin çocuğu, fakir çocuğu, iyi öğretmen, kötü öğretmen, performans, öğretmenlere uydurulan bir performans sistemi, öğrenciyle, çocukla, öğretmeni karşı karşıya bırakan bir anlayış, devlet memuriyetine girerken mülakat sistemi, bunların tamamını kaldıracağız. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Genelde yalancılık çok dudağa. Sayın Başbakan'a kadar yalan söylemek nasıl oluyor anlayamadım. Yok yapmayın. Şimdi ben TİKA'yı kapatacakmışım. Bununla ilgili çemkiriyor. Bir, ben TİKA'yı kapatacağım demedim. Ben TRT'yi satacağım dedim. İki, ben YÖK'ü kapatacağım dedim. Üç, ben TİKA'sından AFAD'ına, TOKİ'sinden bütün bu çiftlik haline gelmiş kurumların neyi nereye harcadığına bakacağım dedim. TOKİ eğer dar gelirliye konut üretmek için kurulup da bugün Türkiye'nin en zengin müteahhiti konumuna gelmişse yanlıştır. TOKİ'yi tekrar dar gelirliye konut üreten hale getireceğim. TİKA yılda 4 milyar dolar harcıyor. Senin parandan, sizin paranızdan. Elbette soracağım ağalara. Bu 4 milyar dolar yıllığı nereye harcadın kardeşim? Onun için korktular. Onun için iftira atıyorlar. Onun için yalan söylüyorlar. Ve TRT yılda 2,5 milyar Türk lirası. Eski parayla 2,5 katrilyon para harcıyor para. Senin çocuğun açken birilerine peşkeş çekilen, çiftlik haline getiren, senin verginle ayakta duran o TRT'yi Allah'ın izniyle satacağım kardeşim. Bu 2,5 milyar Türk lirasıyla da gençlerimize iş imkanı yaratacağım. Devlet memurları, öğretmenler, 50 bin çeşit öğretmen oldu. Öğretmen dediğin öğretmendir. Ücretli öğretmen olmaz. Sözleşmeli öğretmen olmaz. Hepsini kadrolu öğretmen haline getireceğim. Devlet memuriyetinde
liyakati esas alıp hakkı olanın herhangi bir yerden torpil getirmeden hakkını aldığı bir sistem kuracağım. Bugün hanımefendiler size sesleniyorum. Çocuklarınız AK Parti'den kağıt getirmeden taşeron işçisi olabiliyor mu? Çocuklarınız AK Parti'den kağıt getirmeden uzman çavuş olabiliyor mu? Ama onların çocukları vali yanında, kaymakam yanında, rektör yanında, belediye başkanı yanında bir ay çalışıyor ve bu devletin en ballı maaşlarını alır birer devlet memuru haline geliyor. Sorular çalındı bu ülkede. Hani FETÖ'yle, hani şu FETÖ'yle mücadele ediliyor ya. Her şeyle ilgili konuşuluyor. Soru çalınan sorularla ilgili kelime edeni duydunuz mu? Şimdi buradan huzurunuzda ilan ediyorum. KPSS'ye girip hakkı yenmiş o çocukların haklarını da iade edeceğim. Bunlara çok bozuluyorlar. Ben 2,5 yıldır büyük zorluklarla karşınızdayım. Elektriğimizi kestiler. Salonları vermediler. Garajlarda, yollarda toplantılar yaptım. Yılmadım. Yılmayacağım. Korkmadım. Korkmayacağım. Ama bütün bu yaşadıklarımın çok daha vahimi, çok daha çirkinini Gaziantep'te yaşadım. Şimdi bakın, burada bariyerler var. Emniyet elbette bariyerle güvenlik temin edecek. Amenna ve saddekna. Buna itirazımız olamaz. Ama nerede görülmüştür çöp ve hafriyat kamyonlarıyla, belediyenin çöp ve hafriyat kamyonlarıyla benim geçeceğim yolların kapatıldı. Şimdi aynını yaşadım ve indim dedim ki yazıklar olsun valiye, yazıklar olsun belediye başkanına. Ağlaşmaya başladılar, ağlaşmaya. Belediye başkanı mahkemeye verecekmiş. Alıştılar bedava tazminata. Gözlerini doyurmak mümkün değil. Ha buyur da gel. Ama benim param, helal param kimseye bugüne kadar fayda getirmedi. Dolayısıyla o çöp kamyonunun, o hafriyat kamyonunun eğer imalı bir biçimde 15 Temmuz üzerinden bana FETÖ'cülük iması yapıyorsanız hadi oradan be. Hadi oradan be. Belediye başkanının internette geziyor. Başbakandan yani Sayın Erdoğan'dan getirdiği selamlar bizatihi FETÖ'cülerin yaptığı toplantıda gözleri yaşara yaşara Fethullah Gülen abicim, Fethullah Gülen abicim diyen sensin. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Erdoğan, çevremdeki herkes kendi FETÖ'cülüğünü örtmek üzere bana çemkiriyor. Kardeşim, aynaya bak aynaya, orada FETÖ'cünün şahını göreceksin. Sayın Başbakan, Binali Yıldırım Bey, ben FETÖ'den talimat alıyorsam sen orada bostan korkuluğu musun? Sen ne biçim başbakansın? Tutuklat o zaman beni. Tutuklat beni. Hadi bakalım. Hadi o mahkemede görelim bakalım kim FETÖ'cüymüş, kim değilmiş. Sizi gidiği içine FETÖ'cü kaçanlar sizi. Sizi gidiği içine FETÖ kaçanlar sizi. Bunların tamamı ahlaksızlıktır. Tamamı korkaklıktır. Belediye başkanıyla validen yüz alan Gaziantep Spor Kulübü Başkanı ise beni tehdit ediyor. Canımı alacakmış. Bekleriz, bekleriz. Buyur birader, buyur. Ben buradayım, buyur.
Bir Türkiye düşünün. Bir Türkiye düşünün. Cumhurbaşkanı adayının ölümle tehdit edildiği, başbakanın aynı Cumhurbaşkanı adayına FETÖ'cülük iması yaptığı ama buna karşılık kılını kıpırdatmadığı bir Türkiye. Bu Türkiye'de yaşayamazsınız. Bu Türkiye'de yaşayamazsınız. Ve kendilerine yerli ve milli diyorlar. Hadi oradan be. Teröristler geçerken alkış tutan ben miydim? Teröristler geçerken lahmacun paralarını ödeyen ben miydim? Barzani'nin kafasını okşayan ben miydim? FETÖ terör örgütü liderine ne olursun gel bitsin bir bu hasret diye konuşan ağlayan ben miydim? Bu ülkeyi yönetemiyorlar. Bu ülkede bir yönetim boşluğu var. Ve bu böyle gitmez. Demokrasinin olmadığı, olağanüstü halin olduğu, üretimde hiçbir şeyin olmadığı, ancak fabrika satılıp yerine fabrika kurulmadığı, bu gencecik çocukların işsiz olduğu, umutsuz olduğu, kadınların huzursuz olduğu bir ülke yönetilemez. Onun için güven lazım. Can güvenliği için ben varım. İş hakkı için, çalışma hakkı için ben varım, bana güvenin. Ve cumhuriyet değerlerine açılan bu savaş, bunu engellemek için ben varım. Dolayısıyla biz bu yönetim boşluğunu doldurmaya geliyoruz. Mükemmel eğitim çocuklarımızın hakkıdır. Emeklilerimizin rahat yaşamak haklarıdır. Gençlerimizin iş bulma, çalışma haklarıdır. Kadınlarımızın çoluğunu çocuğunu beklerken yüreği ağzında olmamak, huzur içinde yaşamak haklarıdır. Allah şahittir. Sizin desteğinizle, Allah'ın inayetiyle biz bunu başaracağız. Başaracağız. Ben şimdi adaylarımızı buraya davet ediyorum. Biliyorsunuz iki şapkam var. Birisi Cumhurbaşkanı adayı şapkası, diğeri de İYİ Parti Genel Başkanı şapkası. Arkadaşlarıma o istiyorum, kendime o istiyorum. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Ekonomi duvara tosladı ve 24 Nisan'da bir karar vereceksiniz. İnsanca yaşamak için değişimi sağlayacaksınız. Çocuklarınızın iş bulması için değişimi sağlayacaksınız. Ve kadınlar huzur içinde yaşayıp rahat bir nefes almak için değişimi sağlayacaksınız. Gençler, bu ülkede üretip, bu ülkeyle gurur duymak, bu ülkede bir şeyler başarmak için değişimi sağlayacaksınız. Şimdi size bir söz daha. Biz sandıkları koruyacağız. Sandık devletin namusudur. Ama bu namusa habire halel getirildiği için bu iktidarın eliyle size diyorum ki sandıkları korumak bizim namusumuzdur. Ama sizden bir şey rica ediyorum. Bizim adamlarımızı, bizim kadınlarımızı, bizim gençlerimizi sandık başında denetleyin. Ve saat 5'ten sonra sakın ola ki İYİ Partililer, o sandığın başından ayrılmayacaksınız. Bütün oylar sayıldıktan sonra, tutanaklar yapıldıktan sonra ancak o zaman gereğini yapacaksınız. Bu güzel topluluğu. İnşallah. Evet, bugün burada, bu sıcakta, oruç ağzınızla, böyle bir muhteşem kalabalıkla,
Bana güç verdiniz, destek verdiniz. Kırıkkale, Kırıkkaleliler, sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun.